Merhaba, 66.900 kişilik aşı iletim. Evet, yanlış duymadınız. Bir yıldır aynı takipçiye sahibim. Sıkıntı yok, delirmedim. Sıkıntı yok. Bugün tüp mide ile ilgili... Bu arada bakış açına bakmak ister misin? Hayır, çekeyim. Benim bakış açım dardır. Göbeğim ve şu kısmın gözüküyor çünkü. Sıkıntı yok ya, ben kilolu bir kızım. Tüp mide oldum artık, yani bunu saklamanın... tamam. Gereği hayır, yok. Sen... Yani tüp mide oldum. Tüp mide olurkenki süreç, acılar, cartlar, curtlar... Hepsini anlatacağım. Ama bunlar benim kendi görüşüm yani. Ben size protein değerleri, karbonhidrat nasıl kilo verirseniz onu anlatmayacağım. Onu doktorunuza sorarsınız. Ben sadece bir insan olarak, keşke ben ameliyat olmadan önce bunu bilseydim. Belki ucundan dönerdim. Belki derdim ki olmayayım. Onu anlatacağım. Keşke biraz daha blog izleseymişim mesela. Elif Yalçın'ın bir videosu varmış. Ben sadece başlığını ve kadının son halini görmek için sonuna baktım, tamam mı? Ya bir başını izledim 2 saniyelik, bir sonunu izledim. Keşke bütün videoyu izleseydim. Meğersem kadın diyormuş ki sıvı beslenmek, cart, curt. Ben kilo verdiği döneme baktım. Dedim çok kolaydı herhalde. Neyse ilk sorudan başlayalım. Poz vermek ister misin? Hiç alakam yok artık hiç. Ben onu bir yerde hallederim. Ben onu bir yerde ayarlarım. Tamam. Başlıyorum ilk soruyla. Hı-hı. Canın bir şeyler çekiyor mu? Arkadaşlar ben gerçekten gözü aç olan bir insanmışım. Canım sürekli yemek çekiyor. Hatta başıma gelen bir olayı anlatacağım size. Şimdi biz evdeyiz ailecek. Hatta annem benim duşa girdiğim ya da spora çıktığım saatler yemek yediriyor evdeki herkese. Delirdiler ailecek. Hani ben böyle bir şey görmedim. Su bile içmiyorlar yanımda. Tek serbest olan şey su halbuki. Yani için istediğiniz kadar. Sonra abi oturuyoruz, annemler çay içiyor, ben de su içiyorum, yanlarındayım, hani biraz vakitte geçirmek istiyorum, raporu aldığım bir süreç, ailemle vakit geçireyim, işteki inan köylerin yüzünü görmeyeyim istiyorum çünkü bana çiçek yollamadı. Allah hepimizin beyazını verecek. Bana var ya işteki çoğu kişi geçmiş olsun bile demedi, bir geçmiş olsun bile demediler biliyor musun? Allah onları bildiği gibi yapacak ama neyse. Çünkü benim ahımı aldılar, hiç kimse demedi mi onlara? Karşım kitapta bile yazıyor, herkesin ahını alın, şiranını almayın diye, benim yazdığım kitap. Kur'an-ı Kerim değil yani. Şey yapmayın. Ha, annemler çay içiyoruz. Abi bir kurabiye kokuyor. Ben dedim ki ben delirdim herhalde. Vallahi dedim ben delirdim. Çünkü normalde de var ya, yani toplasanız 2 yıldır kurabiye yemiyorumdur. Yani düğüne müğüne gitmediğim sürece kurabiye canım hiç çekmez. Böyle bir evde. Anne diyorum kurabiye kokuyor diyorum. Sen de alıyor musun? Benim annem de koku almaz. Hayır almıyorum falan dedi. Sonra kan sulandırıcı iğnem var. Ama 2 saattir kurabiye kokusu alıyorum. Böyle delirdim. Yani diyorum ki ya keşke o dağılan kurabiyeler olsa böyle... Kokusu da o biliyor musun? Yani böyle dağılan kurabiyeler olur ya böyle ısırdığına. Öyle tam dilime yapışacak bir kurabiye böyle damağıma. Yok neyse en son aşağı indim. Yengeme iğne vurdurmaya kan sulandırıcı. Abi yeğenim Eylül küçük en sevdiğim. O bana demesin mi hala kurabiye var yer misin? Abi ben bir rahatladım dedim ben deli değilmişim Rabbim. Hayır benim canım gerçekten çok yemek istiyor. Hatta bu süreçte benim keşfetime İzmir'deki bütün sınırsız mekanlar düştü. Madem İzmir'de bu kadar sınırsız mekan vardı, benim niye haberim yoktu diye sorarım. Yani Instagram keşfet, sen haddini bileceksin. Gerçekten İzmir'de bu kadar sınırsız pizza çıktı. Sınırsız sushi çıktı. Sınırsız döner varmış malum bahçede. Çorba bile çıktı. Ha? Yani ne demek bu? Ve ameliyatta şey diyorlar, midenizin... Sizin aç olmanızı engelleyen yeri alıyor. Aç olmanı sağlayan yeri alıyorlarmış. E kim attı bu yalanları? Kim attı bu yalanları? Sadece midenizin %85'ini alıyor. Devamı hep var. Yani açım hep. Canım çekiyor bir şeyler ya. Vallahi çekiyor ya. Sabah ne çekiyordu? Ya domat ekmek çekiyor. Domat ekmek çekiyor. Canım domat ekmek çekiyor. Fakir fakir domat ekmek bir de ya. Diyet yapmak mı daha zor yoksa tüp mide ameliyatı sonrası süreç mi? Tüp mide ameliyatı sonrası süreç size yemin ediyorum bakın o kadar zor ki. Ben o salaklardandım, o gerizekalılardandım şey diye düşünüyordum. Tüp mide çok kolay. Abi tüp mide olup da kilo vermemek ne demek ya diyordum anladın mı? Ama tüp mide bak şimdi diyet yaparken ne yapıyorsun? Hayvan gibi yumurta yiyorsun tamam mı? Omletinden menemenine her şeyi veriyorlar. Bu arada bu tüp midedeki süreç de 15 gün sadece. Sadece 15 gün ya yani bu 15 günü sıvı beslenerek katlanabiliyorsanız ya da bazı doktorlar 7 gün veriyormuş. Hani sıvı beslenerek katlanabiliyorsanız tüp mide de kolay aslında bazılarına çok kolaymış.
Ya ben bence yemek yediğimde bir daha bu soruyu cevapladığımda belki diyet daha zor diyebilirim. Ben şu an sıvı beslenen biri olarak cevaplıyorum. Mesela ben bana sadece bu bir haftayı gösterselerdi ameliyata girmeden önce. Deselerdi ki Şilancığım bir makine keşfettik. Ameliyattan sonraki halini izletebiliyoruz sana. İzlemek ister misin 5000 verip? Bak yemin ederim verirdim o 5000'i. Derdim ki vermezdim. Şimdi yalan olmasın. Şimdi yalan söylemeyeyim. Niye 5000 vereyim ki? Derdim ki tamam izleyeyim ya derdim. Yok mu bir şey falan derdim. Ve bu halimi görsem derdim ki ben o girdiğim lise, bak lise 1'deki girdiğim diyeti bile bozarsam şerefsizim. Bu 15 günü yaşayayım. O lise 1'deki diyeti bozarsam şerefsizim. Yani bence diyette çünkü abi meyve serbest ye hayvan ye yani ye. Sonra ne serbest abi döner istedin diyetisyenine yazarsın. Ya öbür günlerden biraz kalori kıssak ben bugün arkadaşlarımla dışarıdayım döner yesem olur mu? Hangi diyetisyen hayır diyecek? Yemdin ama ben zaten isterik o neyse. Yani tüm midi daha zor bence. Bir de ömür boyu böyle gıdım gıdım yiyeceğini düşün. Ne demek sevdiğim yemekten keyfini ikinci sabah yiyemeyeceğim? Öyle bir dünya mı var? Olabilir mi böyle bir şey gerçekten? İşte tam her yemekten çok yemeyeyim ama bak bu da benim iç dökümü videom oldu. Soru cevap değil. Tam her yemekten iki tabak yemeyeyim ama şeyden iki tabak yiyeyim mesela sarma. Bana diyorlar ki sarmadan 3 adet yiyeceğim miden yanacak. Pardon sen benim midemi nereden biliyorsun? Ben o mideyi var o sarmayı var midem yansın. Ben yine yiyeceğim. O midem uyanmayı geçirecek kadar yiyeceğim. Hatta yiyemeyeceksin. Hatta diyeceğim ki abi diyorum ikinci tabağa bak sabah başlarım tencereyi yemeye akşama kadar yudum yudum yerim. Sarmayı öyle yiyeceğim ama diğer yemekleri istemiyorum ama sarmayı öyle yiyeceğim. Tamam bu soruyu. Üf olun ya olmayın ya da ben bilmiyorum. Sigara içebiliyor musun? Doktora sordum. Bu soruyu sizin için doktora sordum. Asla kendim için değil. Sizin için gittim hususi yazdım. Hocam dedim sigara ne durumda dedim. O zararlı bir ürün dedim yani içebiliyor muyuz dedim. O da bana dedi ki ameliyattan 10 gün sonra hatta kan sulandırıcı kullanıyorsanız ondan sonra da kullanılıyor, içiliyor yani. Ama bazı andavallar dayanamıyormuş. Yani ben şahsi bir şeyim yok. Benim gibiler değil. Ben içmiyorum. Ama baba bazı andavallar dayanamıyormuş ve 3. günden sonra serbest veriyorlarmış. O da günde bir tane olma şartıyla. Çünkü biliyorsunuz ameliyattan sonra pıhtı riskiniz var. Zaten kan sulandırıcıyı da bu yüzden veriyorlarmış. Ben öyle duydum. Kulaktan dolma bilgiler. Yani o yüzden sigarada dumanı pıhtı mı ne yapıyormuş bir şey yapıyormuş. O yüzden içmeyin bence. Hatta bırakın. Hatta çoğu insan ameliyat olduktan sonra sigarayı bırakıyormuş. Öyle duydum yani. Saç dökülmesi yaşıyor musun hızlı kilo kaybetmenden dolayı? Bence yaşayacağım. Neden? Neden diye sorun. Çünkü abi dişlerim bile dökülüyormuş gibi hissediyorum yemin ederim. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Normal hayatınızda abidik gubidik şeyler yeseniz bile gerekli minerali cartı curtu bir yerden alıyordunuz ya da %50 yarım kalıyordu. Burada benim kullandığım bütün ürünler protein yüklü. Hani yağdan gitsin kilo diye. Proteinli. Abi nerede vitaminim, mineralim benim? Nerede benim o karpuzum, kavunum, çekirdeğim? Hani yok ve bence dökülecek çünkü çok az alıyorsun anladın mı? Ben günde 2 bardak sütle bütün hayatımı nasıl idame ettireyim be? Gerçekten yani bu 10... Bence zaten dökülmelerin hepsi 3 aydan sonra falan oluyormuş genelde çok dökülenlerin. Onun da sebebi bence 3 ay vücutta olan mineralleri, vitaminleri sömürüyor. Sonra artık hiç kalmıyor, dökülüyor. Bence benimki de çok dökülecek. Zaten benim kansızlık yüzünden çok saçım döküldü. Eskiden Afrikalı gibiydi saçım. Ne güzeldi. Şimdi bakın ben artık tarak vurduğumda saçımın dibine değiyor tarak yani. Kendi şey olacağım. Olabilir işte hani 3 aydan sonra dökülüyor ya ek gıdaya geçtiğinde olabildiğince içeriği değerli besinler yersen hani bir tık daha azalabilir. Aynen yani. Bazı doktorlar bayağı vitamin veriyormuş, kakalıyormuş anlaşmalı olduğu markalardan. Hiç şey olmuyormuş, dökülmüyormuş. Ya ne %50-50 yani. Sizin doktorunuz artık ne vitamin yazarsa ya da böyle dışarıdan takviye eder. Vitaminler, saç, biyotin falan. Bana bak. Yani bekleyin 3 ay ya da. Ben bir tecrübe edeyim. Hani bekleyin. Aşkom doktor ameliyattan önce hiç bunların bilgisini vermedim. Ya aslında verdi. Ama bakın benim kuzul kurtlu. Diyet doktorla görüştüm ameliyattan önce. Testler mesler yapıldı. Sonra diyetisyenle görüştüler sizi. Emin misiniz hani süreci anlatsın diye. Ben diyetisyenle görüştüm. Ne bileyim kadın o kadar pozitifti. Gülüyordu, eğleniyordu. Ben bu kadar zor olacağını düşünmedim. Çünkü kadın
Bana böyle yapıyor. Şilancığım 15 gün sıvı besleneceğiz. Ama besleneceğiz. Güzel olacak. Ben ne bileyim 15 gün sıvıyı. Ben şey diye düşündüm hani mercimek çorbası da sıvı. Anladın mı? Hani beyran da bir yere göre sıvı. Beyran da kelle paça da sıvı bir yere göre, anladın mı? Sarmayı şeyden rondodan geçirsem o da sıvı. Bir yerden her sonra her şey püre. Anladın mı? Ve gerçekten bahsettiğim de kadın şey yaptı. Dedi ki çoğu hastamız unutuyor neyi içeceğini. Telefondan ses kaydını açtırdı. Bakın. Hatta yani var ses kaydı şu an benim telefonumda da. Dedi ki 2 hafta şöyle böyle mevzusu carttır curttur her şeyi anlattı. Doktorum da bütün süreci anlattı. Benim orada basiretim mi bağlandı? Ne oldu? Anlamadım ki ben oldum. Neyse yani anlattılar. Tabii ki de anlatıyor doktorlar yani. Çünkü her şeyin sonunda bir ölüm riski var hafiften. Çünkü anestezi alıyorsunuz zaten. O yüzden her şeyi anlatmak zorundalar. Hatta onlar anlatmıyorlarsa da siz sorun yani. Ne olacak bana? Ne olacak bana? Ne olacak? Ben ne kuzu kurt yiyeceğim? Onu yani bilin. Miden kesilmiş gibi garip bir his var mı? Ve yüzüstü yatabiliyor musun? Ben de olacağım. Ben ameliyatta en çok zorlandığım şey, hatta 3. gün eve geldim ağladım. Bak şimdi ben hastanedeyken böyle yatıyordum. Aynen bu yükseklikteydi yemin ederim. Zaten benim yatağı bir kere ayarladılar. Hani biz oradan devam ettik. Zaten uyumadan önce size ilaç veriyorlar hastanede olduğunuz sürece. Size veriyorlar mı bilmiyorum. Benim hastaneden verdi işte rahat uyuyayım diye. Ama ben de yüzüstü yatmaya o kadar alışık bir insanım ki, hatta benim annem şey diyor, nasıl öyle nefes alabiliyorsun? Çünkü bak yatak olsun bu, böyle yatıyorum yemin ederim. Burun deliklerim bile kapalı yatıyorum. Çünkü öyle güvende hissediyorum kendimi. Travmalara gireceğiz herhalde. Öyle güvende hissediyorum kendimi. Sonra sırt üstü yatıyoruz. İlaçla falan filan. Hatta ben ilk gece de hiç yatamadım. Damar yolumu tam şuradan açtılar. Bir de benim öyle bir illetim vardı ki, ben de damar yolu açmaktan korktukları için hani açamayız bir dahakine diye. 3 gün şuradaki bir şeyle yaşadım ölümle. Bak burası kapkan oldu benim bez. Sürekli bezin üzerine yeni bez koyuyorlar. Kat çıktık. Kaçak kat çıktık. Temizlediler bir de tıkanmasın diye. Ha benimki öyle bir süreçti. Eve geldim. Abi zaten midenin kesildiğini hissediyorsun bu arada. Gerçekten hissediyorsun. Su içtiğimde midem gup 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 ediyor. Dolduğunu bile hissediyorum hani. Sonra eve geldim uyuyorum. Annem telefonla oynarken telefonu düşür. Aşağıda ablam yatıyor. Ya ablam ya yatağında yatıyor, annem yatakta yatıyor. Korkusundan yanımda yatıyor. Annem telefonu düşür Huri'nin yüzüne, ablamın yüzüne. Huri ha ne oluyor ne oluyor diye kalk. Benim uykumda normalde hafif değildir o kadar. Orta uyku. Abi kalk ağlamaya bir başladım. Ben bir daha nasıl uyuyacağım? Zaten sırt üstü uyuyamıyordum. Niye ses ettiniz? Beni yalnız bırakın. Ben öleceğim. Bak bak travmalı. Bak bak prensese bak. Ölecekmiş 3 gün sırt üstü yattı diye. Bak bak. Minnet felç oluyor. Allah korusun. Tövbe aşağı böyle bir ömür yatıyor. Annemin vicdanına öyle bir rahatsız ettim. Ben zaten bir 10 dakika sonra da uyumuşum ha. O kadar laf ettim. 10 dakika sonra uyudum. Annem sabaha kadar uyuyamamış. Allah'ım. Neyse işte yani sırt üstü, yüz üstü yatamıyorsunuz. Sırt üstü 10 gün falan yatmanız gerekiyor. Ben mesela çoğu kişilerle olmuştum. Onlar hemen 3. gün falan yan yatmaya devam etmişler. Ama doktor nedense bana gelip dedi ki sen dedi ya beni kötü dikti ya da onları söylemeyi unuttu. Bana dedi ki 10 gün sırt üstü yat. Ben gerçekten böyle 7 gün falan sırt üstü yattım. Cinnet geçirdim bel ağrısından. Sonra dedim ki ne oluyorsa olsun dedim. Ben 7 gün sıvı beslendim. Bir de üzerine yan yatamayacak mıyım yani? Hala yüz üstü yatmıyorum ama yan yatıyorum. Böyle bir anım. Süreç hakkında soru değil benimki ama neden tüp mide olmaktan nefret ettim bu kadar tam anlayamadım. Çünkü ben kendi isteğimle olmuş gibi değilim. Bakın şimdi ben çok düşündüm bu 2 yıllık süreçte Şizen de orada. Gerçekten tüp mide olmak istiyordum çünkü diyetten bıkmıştım, carttır curttur kolaylık geliyordu bana. Olacağım 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 diyordum. Ama her seferinde benim bir de anestezi fobim var. Gerçekten anestezi almaktan öyle korkuyorum. Öyle ya bambaşka bir mevzu benim için. Hani neyse halim. Neyse anestezi almaktan çok ekranı mı bozdum? Hayır. Çok korkuyordum. Neyse olmayacağım falan diyordum. Sonra ben doktora gittim. Benim bir hastalığım var biliyorsunuz bitmeyen renkli. Doktora gittim. Doktor bana dedi ki sen dedi bu kan değerleriyle dedi çok yaşamazsın dedi. Çünkü dedi ben dışarıdan takviye kan alıyorum bu arada. Bir de demir ilacı var onu alıyorum. Ama benim kanım yükselmiyor. Çünkü ben hali hazırda çalışmak zorundayım ekonomim düzelsin diye. Çünkü bir yere kadar ailenden alabilirsin. Çünkü ben bu süreçte full özele gittim. Özele gittiğimde de ailemin kartlarını patlattım. Babamı kredi kartı borcuna soktum.
Annemi zaten altına bombozdum. Neyse ben iyileşemedim. Doktora da sürekli gidip geliyorum. Olmadım ama yat da kalmadı bu konu üzerine. En son doktorum dedi ki seni bir MR'a sokalım dedi. Bir tane MR varmış. Kanser manser bir şeyler varsa gözüküyormuş. Bu arada kaçıncı girdiğim MR'dı o. Belki adını da yanlış söylüyorum. Bir makineye sokuyorlar seni. Vücudunda kanser hücresi falan filan varsa, kitle varsa, kist varsa, bir şey varsa görüyorlar. Girdim. Abi yine bir şey çıkmadı. Doktorum da dedi ki Şilancığım dedi kan değerlerin çok kötü. Kalbin boşuna çalışıyor. Kan olmadığı için bir şey yapıyormuş daha fazla çalışıyor. Geri zekalı yat dinle. Yani böyle bir kalp olamaz. Böbreklerime falan filan gitmiyormuş. Sonra bana dedi ki kilo ver. Ama dedi ki acilinden ver diyor. Gide gele kadınla da best friend olduk. Hani bana böyle yaptı. Acilinden vermen lazım falan. Sonra düşündüm. Taşındım. En acilinden verme. Bu arada ben zaten çok hızlı kilo veren bir insanım. Yani metabolizmam yavaş değil. Ama diyeti de yapabiliyordum aslında. Bir elbisem vardı doğum günümde giyeceğim diye. Bir ayda verdim giydin, yani evet, giydim. Öyle şey falan. Ama sonraki süreçte kullandığım ilaçlar ekstra kilo aldıran ilaçlardı ve şişiren ilaçlardı. Ben şöyle söyleyeyim size, otobüs durağından eve gelene kadar 3 kere dinleniyordum. Hani çünkü bu kilodan da değildi artık. Çünkü hayatımın her dönemi kilolu bir insandım ben. Çocukken bile kiloluydum. Tamam bir 10 dakika yürüsem nefes nefese kalırım anlıyorum ama otobüs durağıyla ev arası 2 dakika. Ve ben eve geleceğim diye 3 vesaire dinleniyordum yani. Sonra annemler falan benim ten rengim sarıya beyaza döndü. Şu an nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum. Ama bunun daha kötüydü. Göz altlarım buradaydı. Hareketsizlikten ölüyordum. Yani mesela izin günümde beni koyuyorlardı. Ben yatış. Bayıl. Hatta bir kere Şizan gelmiş. Bizim evdeyken Şizan ben uyumuşum prenses. Öyle böyle olunca babam da çok korktu. Annem de çok korktu. Gerçekten yani bir evlat şeyi herhalde dünyadaki en büyük acılardan biri. Babam dedi ki ol dedi. Annem de dedi ol dedi. Sonra ben gittim 2 saniyede olayım dedim. Doktoru bulduk hani araştırıyordum zaten. Doktoru bulduk olan akrabalarım vardı. Oğlum falan. Ben zaten ameliyattan bir saat önce, bir gece önce vazgeçti. Dedim hatta bana 5000'i geri verseler. Ben dedim olmayabilirim. Parayı yatırmıştık çünkü. Ama benim olma durumu şey değildi yani. Diyetten bıktım artık olmalıyım değildi. Hayatımı devam ettiremiyordum. Yataklara düşecek. Ben zaten bu yüzden okulu dondurup geldim buraya. Hani hayatımı devam ettiremeyecek raddede olduğum için artık olmam gerekiyordu. Hatta bütün doktorlarım tavsiye etti. Hatta ben ilk görüşmeye gittiğimde talim yaptırdığımızda anesteziden onay alamadım. Değerlerim çok kötü diye. Ciğerim olsun, kanım olsun. Çok kötü diye anestezi bana onay vermedi. Hatta diğer doktorum dedi ki ameliyatı yapacak doktor. Sen dedi bu kanla nasıl yaşıyorsun dedi. Bu kan değerleriyle bu hastaneye kadar nasıl gelebildin falan dedi. Sonra dedi ki senin herhalde bu rutinin olmuş. Irgatlık benim rutinim zaten. Haftanın 6 gün çalışıyorum abi. Rutinim olduğu için hani dedi gelebiliyorsun. Ay ne kadar eğlenceli bir video düşünme acı oldu. Anlatacağım abla. Ben çok çektim bu hastalıkta. 3 yıl. Hani ameliyat ol dedi. Ama nazar değmesin. Kem gözleri fiş. Ameliyat olduğumdan beri ne bir kanamam var. Bakın ameliyattan önce de kanamam vardı. Hatta o kadar hızlı olma sebebim kanamam durduğu için. Hani 3 gün öncesinden hiçbir şey belli değildi. Ben seninle konuşurken sen şey dedin bana, en son beni teste sokacaklar, son kez kontrol edecekler. Bu arada kanaman duralı 2 gün mü ne olmuş evet. Senin? Dedi ki 2 gün sonra dedi olursa dedi hemen erkenden verecek ameliyatı dedi. Hani benim rahatsızlığımdan dolayı dedi. Ben sana haber vereceğim dedi. Sen bana haber verdin, biz ertesi gün ameliyat olacağım diye. Ben çıktım geldim seni hastaneye yatırdık. Aynen dedi. Yani o regliden korktuğumuz için 2 günde ya ben karar verdim. 2 günde oldum. Öyle bir süreç oldu. Ha bana sorsalar hani bu hastalığım olmasaydı olur muydum? Son bir kez daha denerdim. Son bir kez yani 80 kilo kızlar bu arada ameliyat olmayın. Gerçekten olmayın. Çünkü ömür boyu midenizi etkileyecek bir şey. Ama benim gibi obezlerin dereceleri var. Ben son seviye obezlerdeyim boyuma göre. Böyle kilomda son bir kere daha kendime hak verirdim yani. Derdim bir kere daha diyet yapayım öyle bir olayım. Bence rahatsızlığın olmasaydı bu kadar ameliyatı düşünmezdim bile. Aynen. Yani çünkü en seni yatıran şey hani hiç hareket etmemene ve diyete girmemene sebep olan şey zaten rahatsızlığındı. Ya bazı insanlar gerçekten diyet yapamıyor ya. Yani çünkü yapamayabilirsiniz. Ruhsal durumunuzu çok etkileyebilir. Ben şey olmasaydım, rahatsızlığım olmasaydı zaten 40 beden, 42 bedendim rahatsızlık olmadan önce Muğla'daki dönemimde. Şu an ameliyattan önce 50 bedendim.
Ya rahatsızlığım olmasa da o büyük beden kısa olarak takılabilirdim. Ama siz yine de bir deneyin. Bir diyet deneyin yani. Öncesinden gerçekten kendinize uygun bir diyet bulun. Kendinize değil, bir diyetisyen bulun. Onu yapın. Ya da belki kilonuzdan çok memnunsunuzdur. Öyle takılın ya. Olabilir, kilosundan memnun olan kızlar da olabilir. Öyle takılın. Ya da son bir kez bir deneyin olmadan önce. O parayı yatırmadan önce. Çünkü ben parayı yatırdıktan sonra yani bir saat önce vazgeçseydim her şey daha iyiydi. Yani öyle bir deneyin. Son bir kez bir hak. Bitti. Kaç günde rutine dönebiliyoruz? İş hayatı, bak normal hayat olarak rutine dönebiliyorsun. Ama şunu söyleyeyim, çok eğilip kalkamıyorsun. Mesela ben oturduğumda bile karnımın şurasında baskı var, hissediyorum. Yani minik bir acı var. Mesela ben iş hayatına, doktorum dedi ki, eğer dedim masa başı bir işin varsa dedi, 15 gün raporu çekeyim sana dedi, sonra dön dedi iş yerine. Ama sordu yani, benim doktorum sordu, işte eğiliyor musun, kalkıyor musun, ağır kaldırıyor musun? Ben kasiyerim bir tane giyim firmasında, Esva değil, Zara değil. Yani çok berbat bir giyim firmasında kasiyerim. Ve eğilip kalkıyorum çünkü mesela benim kasaya tam boyum da yetmiyor. Birine eğer yüklü miktarda bir alışveriş yaptıysa uzatmam gerekiyor. Sonra ağır kaldırmam gerekiyor. Depodan koli falan getirip açıyoruz. Koli açarken de ben sürekli insanlardan isteyemem. Bana geçmiş olsun bile dememişler. Kolimi getirecekleri ne malum. Yani. Bence de. Minnet etmemek için doktorum da dedi ki bir ay vereyim sana o zaman dedi. Çünkü bak mesela ben Şizenler'e geldim bugün. Şizenler'e gelirken ayakkabı giymedim çünkü eğilemiyorum. Hala terlikle geldim. Terliklerimle geldim sana. Öyle bir mevzu. O yüzden eğer ev hanımıysanız falan dördüncü günde zaten üçüncü ya ameliyat oluyorsunuz. Direkt yürütüyorlar zaten. Üçüncü günde hastaneden çıkartıyorlar. Dördüncü günde evdeki normal hayatınıza dönersiniz. Ama işiniz varsa masa başıysa 15, masa başı değilse bir ay veriyorlar. Ameliyat sonrası dikişlerin verdiği rahatsızlık ne zaman geçiyor? Halsizliğin oluyor mu? Dikişlerin verdiği rahatsızlık böyle 6. 7. gün geçiyor. Çünkü o dikişler de bir yerden sonra kendini vücutmuş gibi yapıyor. Halsizlik, ay arkadaşlar benim hiç halim yok. Benim ama yaşamaya zaten hiç halim yok. Önceden de yoktu. Ama şöyle söyleyeyim size, ben rujumun kapağını açamıyorum. Bakın ilk bir hafta eve geldim. Ne kadar su içtiğimi sayayım diye pet şişeden su aldık, tamam mı? Kapağını açamıyorum ki içeyim. Pet şişenin kapağını açıp beni ama çünkü ilk bir hafta o sus yani yemeksiz beslenme vücudunuz alışana kadar öyle bir halsiz, öyle bir şeysiniz ki güçsüz. Yani bebek gibi güçsüzsünüz. Mesela benim kafa annem falan açıyordu. Çünkü ben zorlanıyordum, açamıyordum. Ama şimdi normal eski gücüm var bence. Ama ameliyat olduğumdan gibi de öyle prenses gibi yaşıyorum ki bu hayatı. Allah annem babama çizene uzun ömürler versin. Ablamlara da versin. Öyle prenses gibi yaşıyorum ki bu hayatı. Elime bir bez almadım yani. Bilmiyorum halsizlik ne derece. Çünkü yatıp TikTok izliyorum. Sırt üstü. Şimdi beni kovacaklar işte. Ne olmuş, raporum var benim. Zaten Ama hareket halsizsin diye edemiyorum. bir şey Halsizim. yaptırmıyoruz sana. Halin olsa yaparsın yine. Zaten halim olsa işe döneceğim. Çok sıkıcıymış ev hanımı olmak. Allah bütün ev hanımlarına sabır versin. Hiç göründüğü kadar kolay değil işiniz. Ben sıkıldım, izleyecek dizi yok. Temizlik çok zor. Annem her gün evi makineye veriyor. Bulaşık desen. Gani gani. Ben çünkü akşam evden geliyorum. Akşam yemeği yiyorum. Makinenin üzerine koyuyorum. Annem yıkıyor. Bana göre bulaşıklar bir kere çıkıyor. Ama anneme göre ay ne zor bu hayat. Cidden öyle. Ameliyat sonrasını az çok biliyoruz. Ameliyat öncesi nasıl? Çok fazla tahlil falan yapılıyor mu? Aa. Direkt diyorlar ki parayı yatır IBAN'a transfer. Yapıyorlar, yapıyorlar. Şimdi ben ameliyat olacağım, tamam mı? Gittim doktorla görüşmeye falan. Önce bir normal konuşturuyorlar sizi, böyle emin misin? Ahiret sorusu, emin misin? Yapabilecek misin? Bu böyledir, süreci anlatıyorlar. Sonra sizi önce röntgene gönderiyorlar. Benim röntgendeki kız aşırı içimden çok da güzeldi. Dedim ona hemen dedim. Kız dedim burası kötüyse bana söyle dedim, ben olmayayım. Dedim burası kötüyse söyle. Bir iki saniye nefes aldı, o boşlukta beni bir korkuttu. Sonra dedi ki yok dedi, bütün doktorlarımız çok iyi dedi. Doktorumun adını söyledim, ona da iyi dedi. Yani iyiydi, sarıldık falan. Röntgeni yaptık yani. Sonra çıktım, kanımı aldılar. Oradaki abla tek seferde aldı kanımı. Ona öpücükler. Diğer hiç kimse tek seferde alamadı.
Sonra nefes testine yolluyorlar. Allah oradaki karının belasını Allah bela niye okuyorsun ben, şimdi? Ne nefes ettim? Çünkü bak neden biliyor musun? Bak nefes al diyor bana. Benim nefesim mi var? Var mı yani sence bende üfleyecek bir nefes mi var? O kadar üflükçü olurdum yazık o nefesi alabilsem var. Şaban'ın filmi de üflükçü. Ama senin zaten ameliyattan sonra da en çok zorlandığın şey nefes egzersizi. Aha yapıyorum. Yapamadım tamam mı? Kadın bana diyor ki seni böyle ameliyata almazlar. Bir de sandalyede oturuyor ben ayaktayım. Bana yapıyorum. Seni böyle ameliyata almazlar. Bir daha dene. Seni ameliyata almazlar. Ya sadece yapacağın şey yapmak. Niye yapamıyorsun? Bir kere daha dene. Benim moralim öyle bozdu. Diyorum ki almasınlar ameliyatı o zaman. Kadına böyle dedim. Almasınlar ameliyatı o zaman ben gideceğim. Baba bir kere daha dene. O da herhalde anlaşmaları var. Vermek istiyor hani. Rapor yukarı çıksın. Çünkü bir grafik var. Grafik belli bir yukarı çıktıktan sonra izin veriyorlarmış. Böyle bana diyor ki biraz daha al. Ya alamadım en son. Dedim ki ver raporu dedim. Almıyorlarsa da almasınlar ameliyatı. Ver dedim. Ben dedim ver artık bu kağıdı. Ben gideceğim çünkü. Gideceğim. Çünkü bir de çok iğrenç bir makine. Burnunu mandalla kapatıyorlar. Böyle ağızdan nefes alıyor. Ben nefes alamıyorum. Yani alamadım. Sonra kadına diyorum ki ya siz benim burnumu kapattıysanız strese giriyorum ben. Burnumu açın ben rahat alırım. İnanmadı bana. Dedi ki burnunu alma dedi zaten kapatıyoruz falan. Ben dedim ki ver o zaman o kağıdı ben gidiyorum. Sonra burada her yerine kablo takıyorlar ya oraya götürüyorlar. Oradaki kıza sevgisinden mi ne ayrılmış bak. Ben uzandım sevdiği gibi bir yere. Zaten soydurdu soyundum. Ben bir daha bu testlere girmeden önce arkadaşlar gerçekten aldığınız her şeyinizi yaptın hazırlıklı girin. Erkekler siz de hazırlıklı girin. Ben kuzenime sordum. Dedim ki, kuzenim orada oldu. Dedim ki, soyuyorlar mı dedim. Kuzenime dedim bak, soyuyorlar mı dedim. Bana dedi ki, yo dedi. O kim olduysa testleri, bilmiyorum. Onu hiç soymamışlar. Beni hastanede görmeyen kalmadı. Ha gittim işte. Kadına giriyorum. Kız bana diyor ki, çıkartın tişörtünüzü. Buraları buraya takıyor. Ya burama kadar, yani görmüyorsunuz ama ya dereye girecekmişim gibi paçama bile sıvadım. Öyle yaptı. Sonra neyse o bitti. O sırada sevgilisiyle tartışıyordu orada. Ya beni hiç takmadı. Nefes al ver dedi. Aldım verdim beni çıkardı. Sonra kalp doktoruna gittik. Bir yere girdik daha girdik. Oradaki de dedi ki göğsünüzü aç. Açıyorum daha da açın diyor. Yani fantezi ya doktor tabii niye keyfini açtırsın ki? Ama ben kuzenime sordum işte aptal. Hani ona göre gel. Allah'tan hazırlıklıydım. Ben hazırlıklı olmadan musallat taşına yatacak gibi olmadan hiçbir yere gitmem. Böyle de hazırlıklı bir kadınım. Bir Seda sayın iki ben. Öyle çok güzel geçti. 1000 tane teste girdim yani. En son doktor testlerinize bakıyor. İşte benim kan değerine baktı. Sen dedi anestezi zaman ayılamazsın dedi. Anesteziye gittim kadın bana böyle yapıyor. Sen niye böyle kansızsın şuna? Falan filan. Ben dedim ki vermiyorsanız vermeyin ya. En son endoskopiye girdim. Endoskopide damardan bir şey verdiler. Uyuttular. Uyutarak yaptılar endoskopi. Devlet hastanesi çoğunda uyutmuyormuş. Fakirlik. Zor şey. Neyse yaptı endoskopi. Hatta şeyi hatırlıyorum. Endoskopiden kalktım. Beni o görevli abla taşıyor. Ablaya şey diyorum. Abla yorulma sen ben kalkıp yürüyeyim. Abla boş ver beni. Abla yani bir de o zaman hemen fülden çıkıp hastaneye gittim ya. Şeyim böyle. Abla diyor kız sen ne kadar iyi bir kızsın. Yaptı böyle abla. Dedim abla dedim ben iyi değilim. Ben ergatlığa alıştım. Ben artık biri bana hizmet etsin istemiyorum. Öyleydi yani bir sürü test yapıyorlar. Yapmayan doktorda da olmayın yani. Bir kanla alıp yapan doktorla olmayın. Yani. Sağlık tavsiyesi değildir. Mide ameliyatı olmaya nasıl karar verdin? Seni bu noktaya ne getirdi? Abi ben onu cevapladım. O kadar çok konuşuyorum ki. Hastalığım getirdi beni bu noktaya. Başka hiçbir şey getirmedi. Yoksa vallahi ben yemek yemeyi o kadar seviyordum ki. İyileştiğinde ilk yemek istediğin yemek sarma. Ya sarma okey ama benim aklımda ne var biliyor musun? Gün tabağı. Gün tabağı mı? Ha. Neden? Ben kısır hiç sevmem bu arada. Kısır gerçekten hiç sevmem. Abi ben hastanede yattığım süre boyunca, çıktığım süre boyunca benim aklıma kısır geldi. Böyle kısır tabakları döndü aklımda. Sonra makarna salatası. Abi ağlayacağım şu an. Ya makarna salatasını o kadar çok seviyorum ki. Evde malzemeleri var. Buzdolabını açtığımda o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Yani ve canım hiç yemeyeceğim yemekleri çekiyor. Yani ben mesela döneri bir yıldır yemiyorum. Şimdi mukbang vardır ama öyle değil yani. Döneri bir yıldır böyle zevkle bir tane mekana gidip böyle turşu olup hat 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 yemedim yani. Abi canım çekiyor. Domat ekmek, döner, kısır. Kısır niye istiyor bilmiyorum ama kısır istiyor. Ya gün tabağı istiyor canım. Böyle her şey var ya herhalde gün tabağında. O yüzden. Patates salatası, poğaça, kurabiye.
Yerim hepsini. Yumrutun kızı yandır. Yerim hepsini. Yerim. Beni hiç alakadar etmez. Yerim. Ben zaten midem şey olsun istemiyorum. Böyle görüyorum 3 yıllık mideli kızlar var. Hala kahvaltıda bir tane yumurtanın yarısını bitiremiyorlar. Tamam. Tamam, en zevksiz olacaksınız. Tamam. Ama yani normal mideye de dönmek gerekiyor bir yerde bence. Ya bence tüp mideden sonra hani belli bir düzenini oturtup, hani yemek düzenini oturtup, ekstra olarak mesela hani spor düzenini de oturtursan, böyle çok ağır body yapman gerekmiyor hani. En azından bir spor, yani bir hareket düzenin olursa aslında o vücut onu koruyabilir rahatlıkla. Hem yemiş olursun hem kilon korunmuş olur. Evet, o kızları da anlıyorum, geri kilo almamak için az yemeği alıştırıyorlar aynen kendilerini. Ama abi bebek değiliz ki biz, normal insanız. Ben şunu isterim hani, mekana gittim, mekan bana bir porsiyon belirliyor ya, bütün restoranlar falan. En azından o porsiyonu yiyecek kadar benim bir midem olsun. Ne fazlası olsun ne azı olsun. Çünkü ben genelde gözüm hep aç kalır ve midem de aç kalır. Şizeninkini yerim ya da başkalarınınkini yerim böyle. Zaten onları yiye yiye mide alışıyor. Ama mekana gittiğimde hatta benimkinden bir iki çatal bile kalabilir. Sıkıntı yok. Parasını verdim ama sıkıntı yok. Kabulüm. Ama şey de istemiyorum hani. Görüyorum bazı tüp mideli kızları şey yazıyorlar. Sevgimle mekana gitmişizdir, 10 tabağından 2 patates alsam yeter. Hayır kardeşim, ben de vereceğim o siparişi. Ben de yiyeceğim ama o kadar fazla yemeyeceğim. Bitti. Hedefin kaç kilo olmak canısı? 1.53 yazmışsın. Bence 45 iyidir. Ben sirt fıstığı olacağım. Sirt plakası. 56. Abi benim doktoruma göre 47'ye düşerim. Çok inanıyorum. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Düşersin. Ya 47'ye düşmek de istemiyorum. Ben öyle... Vallahi ben ameliyattan çıktıktan sonra hemen 20 kilo vereceğim zannettim. İşte bu süre yani midem emin olacaklar. Midem böyle 20 kilo zannettim ben. Ödeyimiz, ödeyimiz. Vallahi fena tuzak. Ama doktoruma göre 47 inanıyor. Ben 56'ya da okeyim. Yani 55 falan da okeyim. Zaten ideal kilo aralığım benim 47 ile 55'miş. Bakın ben 1 kilo da fazla koydum. Siirt için. Siirt. Yani öyle. Ya İzmir plakası olacağım diyor benim kuzenim. 35. Öleceğiz mi? İzmir plakası da olamam, kusura bakmayın. Ha şey olabilir, Rize Rize çok yakın. 53 olmaz. Ne şey 60-65 olabilir yani. 45 benim var Manisa. O da olmak istemiyorum, teşekkür ederim. Yani dua edin 81 olmak istemiyorum. 81 ilahiyet. Ya yani ben siz müstahım. Kerkük. Yani ben böyle okeyim. Okeyim yani. 56 okey benim için. Çünkü boyum da kısa benim. Kocamın kilosunu da söyleyeyim mi? Kocam mı? Olabilir. İstiyorum, manifestiyorum yani. Ha tamam, manifestiyorsun ben, da kocamın da kilosunu söyleyeyim mi deyince? Hayalimdeki yani. Benim kocam yok. Söyle o zaman. Size ne attım? 3 kocam var. TikTok'ta beğendiğim. TikTok'ta beğendiğim 3 tane çocuk var, tamam mı? Ya 2 tane, 3 tane değil. 2 tane çocuk var, sürekli şizene atıyorum. Diyorum ki zayıflayınca ya bununla ya bununla evleneceğim. İkisinden biriyle evleneceğim. Başka açıklaması yok. Ay bak, problem ne biliyor musun? Senin hani bu zamana kadar beğendiğinle bir anda beğendiklerinin değişmesi. Çünkü neden biliyor musun? Bak bana ameliyattan önce kan verdiler. Demek ki bana verilen kandaki esmer seviçlik çok fazla. Sen o kadar soft böyle çocuklar seviyordun ki. Kime örnek veririm? Ya bu Kore'deki filmlerdeki gibi çocuklar, hani soft olacak sana, kibar olacak, şey olacak. Sen ameliyattan sonra 180 dedi, böyle 360, 720, 1000 derece falan değiştin yani. O kadar değişti ki hem çocukların tavırları bana attıklarının, hem tipleri, hem konuşmaları, hem giyinişleri, hem yaşamları. Evet, ne olmuş? Susarsak konuşma ya. Ama bakın, benim annem eskiden çok geziyormuş, tamam mı? Sonra anneme biri kan vermiş. Annem gezmeyi bırakmış. Ben bu hikayeye inandım. Bana kan veren kişi de demek ki esmer, adam gibi çalışan. Çünkü benim beğendiklerim hep kafe kafe gezen top tiplerdi eskiden. Top dedim, bak gördün mü? Allah. Bence bir anda eskiden taptıklarını zorbalama. Ama zaten daha kimse yok. Ama ben şuna çok inanıyorum.
sanki ben zayıflayınca benim kısmetim hemen açılacak. Ben bir yıl içerisinde evlenecek. Sen zayıf gibi. Olmadan önce de senin kısmetin açıktı. Ama benim kısmetim... Sen bir... sadece biz bir yerde yanlış seçim yaptık, evet, o kadar. O yanlış seçim yüzünden de vazgeçtik gerçekten. İşte ben öyle inanıyorum. Ben bir yıl içerisinde evleneceğimi inanıyorum. Yani bu sene bakın, ben öbür sene bu aylarda düğün vlogu koyarsam şaşırmayın. Ya da hoşlandığım çocuk için bütün videolarımı silersem her yere soğuklayın. Hayır, saçmalama, öyle şey olur mu? Ya sana ne? Kariyerini mi bırakamazsın? Hayır, bütün videoları silersem dersem şey gibi düşün. Kanka şey gibi düşün. Çocuk şey rahatsız olmuş eski takıntılarımdan. Ay ona ne? Ben derim ki senin için neyi silerim? 7 yıllık platonik videosunu silebilirim. Ama devamını silemem. 7 yıllık platonik videosunu ben bile rahatsız oluyorum. Atom 7 mamilimi silmem mesela. O benim için bir, evet, şaheser. Ya da beni tanıyın videom. Benim için bir şaheser. Gerçekten de o videolarım... İlk hamburger videomuz. O yani gerçekten... Onları izleyin. Gözümün ferine bakın. Şimdiki gözümün ferine bakın. Hayat beni çok gördü. Ben gerçekten çok gördüm. Yani öyle demek istiyorum, anladın mı? Ben vallahi bir kına yapacağım. Bir tüp neden alakası? Bir kına yapacağım. Size yemin ediyorum, kapalı olsun, açık olsun. Bütün sayfalar paylaşacak. Duvak dansı yapacağım. O yalavu ne? Duvak dansı tabii tabii kanka. Hatta testi var. 8 tane testi kıracağım. Bizim evin basamakları kadar. Testi kıracağım kınamda. Birine şeker koyacağım, birine kuru yemiş koyacağım, birine araba koyacağım. Kurabiye. Birine kurabiye koyacağım diyeceğim. Çocuklar yiyin. Ama bak öyle her bir sayfa paylaşacak. Hatta yüksek hava gelinlerimi, bir tane doğunun şeyi var. Altınlarıyla meşhur. O bile diyecek ki gelip çekelim düğününüzü kına böyleyse. Diyeceğim ki hayır ya. Private, özel. Bizim düğün... ben YouTube'da yayınlayacağım. Hayır. Hadi videonun adını da şey yapalım. Tüp mideli gelin. Aça. Şey demiş, bu tüpü yutun, şeyiniz açılıyor. Öyle yani. Neyse, konu nereden nereye geldi. Neyse, ben evleneceğim arkadaşlar. Sonuçta 23 yaşına geldim. Şimdi birini bulsam bu yıl. Bir yıl sevgili olsam. Bir yıl babama nasıl açıklayacağımı düşünsem. Bir yıl nişan yapsak. Bir yıl çeyiz meyiz biriktirsem. Düğün parası için de bir yıl. Zaten düğün parasını niye biriktiriyorsun, tamam? O taksit, kadar kredi. Kriterin değişti. Evine bakacak, şey yapacak, erkek tamam da istiyorsun, ben bu düğününü devir, yapar o zaman. Bu devirde herkes fakir, benim o kadar zengine ihtiyacım var. Vallahi herkes fakir. Allah'ım sen yine zengin yol diyeceksen kaderim değişmesin yani, ben istemiyorum diye. Çünkü dua saati belli olmaz mı? Şu an kabul olur. Benim dini bilgiler, vallahi. Neyse işte öyle. Bu arada yemeden de, hani sana diyorlardı ya sürekli. Hı-hı. Tek vasfı yemek, yemese hiçbir şey yok falan. 38 dakika boyunca yemedim. Yemeden 8 dakika konuştum. Yemek yemeden durdum. Videonun başlığı. Ve bu video da çok komik oldu. Ya neyse ne işte. Bitti sorular değil mi? Evet, ha. Bitti. Doktor adını bana çok soruyorlar. Doktor adını hayatta söylemem. Biz biliyoruz influencerlar paylaşmıyor ama dünya kadar para yediler ceza. Bir de sağlık bu arkadaşlar. Şimdi doktorum bana çok iyi geldi diyelim. Daha bir ay olmadı. Kaçak bisiklet her yerde var. Doktorum bana çok iyi geldi diyelim. Abi sana geldiği gün morali bozuk olsa, psikolojisi bozuk olsa, bağırdaki tümör olsa ne olacak? Hiç bilemem yani, anladın mı? Bir de bu anestezi şakaya gelmez. Ama fiyatı söyleyebilirim. 40 bin oldum. O kadar. 40 bin, gerçekten hepsi 40 bin. Hatta ben hastaneden çıkarken benden para istediler. 8,5 bin daha kan için. Dedim ki hayır. Çünkü bana kan verdiler. Bu arada kan muhabbetinde de gerçekten... Takipçilerimle paylaşmadım, sizi yadırgamayacağım. Beni seven sevmeyeni gördüm. Niye bana bakıyorsun? Sana bakmıyorum, gezegeldi. Kameraya bakıyorum, şey böyle. Hani gördüm. Ben keşke bir dead note'um olsaydı, dead note. Hepinizin adını yazsaydım baba adınıza kadar. Baba adı Cemil. Ana adı Suha. Cemil. Olabilir miyiz Cemil? Yazsaydım da Rabbim sizi alsaydı. Tövbe haşa. Bitti ettiğimde işinizden şimdi bu triggerlanacak. Neyse yani öyleydi. Ama sizi seviyorum yani. Paylaşsaydım da kana ihtiyacı olduğunu. Çünkü benim ameliyattan önce kana ihtiyacım vardı ameliyat olabilmek için. Neredeyse Kızılay'a şey yapacaktım. Neden vermiyorsun Kızılay, versene yapacaktım ama yapmadım. Sizi seviyorum.
Başka sorularınız varsa tüp mideyle ilgili cevaplarım ama bana bu kadar gelmiş. O yüzden sadece bunları Ay ağrıyı da çok sormuştu insanlar. Dur ağrıyı da cevaplayayım böyle. Ağrı deyince de böyle sanki siirtin yanında Batman ağrı. Şey arkadaşlar. Ben ameliyattan çıktım 2 saat. Size yemin ediyorum cam açık olsaydı camdan atlayacaktım yanımda biri olmasaydı. Çünkü kafam o kadar acıya dayanamadı. Bakın yani ruhum gitti zaten. Geberdim o 2 saat boyunca. Ama sonrası hiç ağrım olmadı. Hatta ağrı kesici bile istemedim yani. Ona ama rutin yapıyorlar ağrı kesici. Hayır, istedin. Ertesi gün akşama doğru yine ağrım var dedin. Kadın da dedi ki 1-2 saat daha dayanın dedi. Çok güçlü değildir dedi. Gece yatmadan önce vereceğiz ağrı kesiciyi dedi. Ha, o zaman. Bir kere daha istemişim. Ben hatırlamıyorum. Ha işte. Çok şey regl ağrısı gibi sonrası. İlki o ilk gün eğer kötü bir yerde yaptı. Bana diren de takılmadı bu arada. Çoğu yer diren takmıyor artık galiba. Yeni stil bu. Yeni stil transferi. İşte bana diren takılmadı. Ağrım da sadece 2 saat çok oldu. Devamı regl ağrısı gibiydi. Hiç öyle abartılacak değildi. Ama benim tanıdıklarım var. Olup başka doktorlarda acıdan ölen, iki büklüm gezen ya da hiç kilo vermesi duran falan filan. Yani bu süreci mesela ben doktorumu övdüm. 3 ay sonra kilo vermem durursa ne olacak? O yüzden yani ağrı kişiden kişiye göre değişiyor bence. Benim gibi çok nazlı bir insan ve 2 saat dayandıysa dayanabilirsiniz bence. Ben şu an kafamla olurum yine. Çünkü 2 saat. Çünkü 2 saat anladın mı? Hayır sen çıktın. Direkt dedin ki bana bunu dedin, ağrıyı söyleseler dedi bile dedin, olmazdım ama ben. Ama çünkü bunu. Orada ağrıyı çekiyordum. Umar mısın? Ağrıyı çekerken şey mi diyecektim? Ama yine çekmiş durumdasın. Evet ama bak işte. İnsanlar mutlu anını hatırladığında o mutluluk kalplerinde oluyor. Ama acıyı düşündüğümde o acıyı ben hissediyorum. Ya belki siz hissediyorsunuz ama mesela ben mutlu bir anımı hatırladığımda gerçekten mutlu oluyorum. O mutluluk duygusunu hissediyorum. Ama acı bir hanımı hatırladığımda o acıyı hissetmiyorum derinden. Yani şu an ameliyattan sonra çektiğim acı var ya sadece bilgi olarak beynimde var. Ama o acı dayanılır acıymış gibi kalıyor işte aklımda o yüzden. Sizi çok seviyorum. Ne olur beni takip edin. Ailenizi anlatın, arkadaşlarınızı anlatın. Beni o lanet firmadan kurtarın. Eskiden eve çıkmak için de ama ekonomi o kadar kötü oldu ki eve çıkamam. En azından bu firmadan çıkayım bir ay işsiz kalayım sonra başka bir yer. Aynen başka bir yere CV'mi versin orada çalışayım. Ya bak görüyor musunuz videodan başından beri şu lanet şeyi içiyorum. 43 dakika ha. Oldu. 43 dakikadır bitmedi. Böyle yudum yudum su içmeye de okey misiniz? Yani böyle lıkır lıkır içemeyeceksiniz bir hayatınız boyunca. Ben sırf bu yüzden ameliyattan nefret ediyorum. Allah belasını vermesin. Sizi çok seviyorum. Hadi kalkamayacağım aniden. Haberiniz tamam. Olsun. Hadi edit yapalım. Ben şey yapayım. Telefonu kaydırayım seninle birlikte. Hadi edit yapalım.